Günaydın herkese, günaydın. Uzun yani 2 ay, sanırım 2 aydır video çekmiyorum yani yaklaşık ve 2 aydan sonra ilk defa oturup edit yapacağım. O kadar zor sunuyorum ki şu an anlatamam. Rahatlığa kavuştuk çünkü. Değil mi? Rahatlık, hiç edit medit yoktu piyasada. Vallahi rahatlık yani. Şimdi oturdum, bilgisayarı getirdim. Çok üşeniyorum yani, var ya tüm evi temizleyebilirim. Hatta tüm evi her gün temizleyebilirim. Zaten yapıyorum ama dip bucak yapabilirim. Ama edit yapmasam keşke. Edit gerçekten çok zor. Yani zor değil de çok zaman alıyor. Yani aman. Ama bilmiyorum. Video çekmeyi çok özledim ama edit yapmayı hiç özlemedim diyebilirim. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Ben pazar günü video çektim. Pazartesi günü yayında olacaktı ama dün tekrar dışarı çıktığımız için video çekemedim, artı editleyip yayınlayamadım. O yüzden bugün salı günü siz izliyorsunuz bu videoyu ama aslında pazar günü çekilmişti. Değil mi? Yani dün izlediniz siz. Neyse, ben videoyu editlemeye başlayacağım. Bugün pek fazla bir işim, aslında kendime iş çıkartsam var ama gözle görünür bir işim yok. Çamaşırlar vardı, onları ara ara atıyorum. Çocukların alışverişi bugün gelecek. Onları da makineye atacağım. İlk önce herhalde bir video çekerim neler aldım diye. Ondan sonra şey yapabilirim, makineye atarım. Bugün Mutlu ve Mert'i gidip getirecek. Serhat ve tüm gün evde bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Havuzu falan kuracağım. Edit yapacağım aşkım, buraya geç. Derin yeni uyandı çünkü dün gece saat 4 gibi uyandı ve 1 saat yatakta oyalandı. Gün de aydınlanmaya başlayınca sabah zannedip bayağı uyuması zaman aldı sonra. O yüzden oğlum tekrar uyandı, tekrar uyudu. Hele bu budak. Yavrum hiç durmuyor, hiç durmuyor. Bakar mısınız kıçını nereye getiriyor? Senin o çorapların zaten başka bir marjinal bir renk yani. Böyle çok tatlı. Bu baldırları da bayağı bir güzel gitmiş. Bu selülitli bacaklar da çok güzel olmuş. Hadi eve bak, bakın. Bakın ne yapıyor, bak. Bak, 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 bak tipe. Yavrum. Devran. Devranım, 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 lolo devranım, lele devranım. Bu senin bu pıtışını, pıtışını yerim, pıtışını. Ha? Devran. 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 Alex. Alex. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex. Nerede Alex Devran? Nerede? Burada. Burada. Alex Devran. Alex Devran. Tıpıda, tıpıda, tıpıda. Bir de selülitli ya. Allah'ım, Allah'ım kafaya. Allah'ım kafaya bak. Allah'ım kafaya bak. Şişkinmişsiniz. Siz burada ne yapıyorsunuz? Şişkinmişsin. Şişkinmişsin. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun? Oh. Sen ne istiyorsun? Beni niye çekiyorsun? Beni çekme! Çekme beni! Çekme! Allah'ım. Tamam, bıdık. Bıdık. Bıdık, 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 bıdık. İşte uzun zaman video çekmeyince böyle 4 dakika boş boş konuşuluyor. Annem. Ouch, my hair. Ouch. 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 Neyse, edit yapmaya devam. Ow. Ouch. Ouch. You're pulling my hair. You're pulling my hair. Hala bırakmıyor. Ow! Şimdi ben seni gıdıklarsam böyle, böyle gıdıklayın böyle. Ha? Öyle bırakırsın işte. Ha? Keep those knees soft on the star jacks. You got this. 4, 3, 2, 1. Next up, high knees. 30 seconds. My favorite. Let's go. Yeah. Come on. Pump it up. Let's go. Chest up tall. Chest up tall.
Linda. Keep going. Yes, keep yes. going. Keep going. You're so close. Keep pushing. Five, four, three, two. High five your homie, because those are the truth. Woo! Too high. Good job. Okay, next one. Shuffle block. Come on, volleyball girls. Let's do this. One, two, block. Hands up, hands up. You know what coach says. Hands up. Keep the hands up. Now you know why volleyball players have, like, the most incredible bodies. Woo! Those girls work. Four, three, two. I hope you don't have neighbors. One, three, two, go. 1 saat çok uzun geldi bana bu sefer. Çocuklar çünkü durmuyor. Bir yandan derin, bir yandan ağrıya, bir yandan devran hiç durmuyor ama yaptım. Bugün de yaptım. Bugün de bitti. Daha yolun çok başındayız. Ha? Did you wash this before? Hmm. So it's washed. I don't wear it. What's it doing on the finger? Günaydın. İlk defa uzun aradan sonra video paylaşıyorsun canım. Duygularını alabilir miyim? Alsana nasıl yayılmışım. Söylediğim duygularımı edit yapmaktan hariç her şeyi özledim. Derin. Sen Devran ne yapıyorsun? Devran. Devran. Say hello. Hello. Arya da hiç değişmedi. Arya hep aynı Arya. Arya. Derin de hep derin. Arya derin bugün kim geliyor? Mert abi. Mert abi geliyor. But you are gonna get Mert abi, is it? Şu an yorumlara bir göz attım da arkadaşlar. Bana kızan arkadaşlar var. Her gün video atmıyorum diye. Ama ben hemen size sadece şunu göstereyim. Elimde 5, şimdi altını değiştireceğim ve biraz huzursuz. Çünkü tam 5 aylık, 5,5 aylık ve artık kucak istiyor, ilgi istiyor. Yani 5 aylık bir bebek ne istiyorsa hepsini Devran yaşıyor. Diş çıkartıyor. Devran'ı geçtim şimdilik. Bakın. Bu Arya kuzunun yaptığı bana işler. Bakın. Bakın hiç durmuyor Arya. Yani duvardan hiç bahsetmiyorum bile. Yani çıktı. Yarısı yarısı öyle kaldı. Çıkmıyor. Bilmiyorum çünkü 3 çocuğum var. Ben de isterim ki her gün video paylaşayım, atayım size. Güzel güzel editler yapayım, paylaşayım. Hadi editi boşver. Çekip kameraya, laptopa geçirip atayım ama olmuyor. O yüzden trip atanları anlamıyorum. Zaten birkaç tanesi bilerek tutuyorum orada, yani engellememişim. Sadece video atar atmaz hemen gelip dislike'ını atıp
negatif yorumunu yazıp gidiyorlar. Onları artık umursamıyorum. Bilerek de tutuyorum. Ama gerçekten samimi anlamda beni seven ama hala trip atanları anlamıyorum. Yapmayın bunu çünkü evin durumu belli. Şimdi ben mesela bu halde nasıl video kameraya elime alıp hiçbir şey olmamış gibi çekeyim. Çünkü ev darmaduman şu an. Temizlik yapmam gerekiyor ama Devran kucak istiyor. Ondan sonracığıma Arya kuzu mesela kapıyı açmış. Dışarı çıkmak istiyor. Neredesin Arya? Hatta çıktı bile. Arya gel. Ne? Arya gel. Ne? Arya gel, sonra gideceğiz. Ne? Sonra gideceğiz. Ne? Dinlemiyor. Arya. Bir de gülüyor. Arya. Ya. Allah bana sabır versin. Değil mi kuzu? Ya yani anlayacağınız öyle arkadaşlar. Ben şimdi bir müziğimi açacağım. Enerjimizi düşürmüyoruz. Müziğimizi açacağız. Devran'ın altını değiştireceğim. Ondan sonra hop dirilililili dans edeceğiz. Hop dirilililili dans edeceğiz. Hop hop hop. Hop. Bugün hava 28 derece ama bulutlu 28 derece. Yani esmiyor. Çok boğuluk bir hava var. Boğuluk. Esmiyor. Sadece sıcak. Özlem havuzu kurar mıyım bilmiyorum. Serhat da bugün evde. O da gitti Mutlu'yla Mert'i alacak. Çocuklar biraz zaman geçirsin diye bahçede falan. Onların çünkü bahçesi yok. Hadi gel Arya, aferin kızıma. Kapıyı kapatsaydın. Olanlar şimdilik böyle. Ne beni üzün ne kendinizi. Ben zaten hani sadece gerçekten samimiyetine inandığım insanların bana böyle trip atmasına üzülüyorum. Yoksa diğer arkadaşlar umurumda da değil. Çünkü artık biliyorum yani 4 senedir yapıyorum. Kimin ne niyetle yazdığını da gayet farkındayım. Hani ne bekleniyor anlamıyorum ki. Anladım. Oh, benim oğlumun dötünü yiyin siz. Bu dötünü yiyin. Dötünü yiyin. Yiyin yiyin. Çorapları bana kalsın ama ayakları siz dötünü yiyin. Değil mi? Oh. Annem. Annem. Ule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 
geliyor. Kuz geliyor. Vallahi her şey çocuklara göre yani. Her şey, tam cümleyi de kafamda kuramadım ama bu dünyada çocuk olacağım. Cümle buydu. Havuzu kurmaya çalışıyoruz. Ben kahvemi ne yaptım? Ben burada. Suyu dolduruyoruz. Bayağı bir zaman alıyor. Biz de izliyoruz böyle. Arya pijamalarıyla hala çıkarmadı ama şimdi çıkartır zaten girince. Mert de burada. Sabırsızlıkla girmeyi bekliyor. Aslında hava biraz böyle gördüğünüz gibi bulutlu ama bulut gittiği an hemen güneş yakıyor. Direkt otomatikmen yakıyor. Bu hafta da Mutlu'yla konuştuk. Sanırım bu hafta her gün birlikte olacağız. Çocuklar oynarken biz de bahçeyi falan toparlarız. Böyle bir dizayn veririz. Bizim sözleşme kontratı mı deniliyor? Ev sözleşmesi. Ev sözleşmesi Ağustos'ta yenileniyor. Biraz önce mail gelmiş yenilemek istiyor musunuz diye. Yenileyeceğiz. Yani bir sene daha buradayız. O yüzden bahçeyi de kendimiz için yapabiliriz. Şu zaten ağaçlar, bunlar da dümdüz olsa geçen komşu yaptı. Aslında biri de var. 60 seneline gelip ben yaparım dedi ama düşünebilirim yani. Temizletmeyeyim, şeye yapmayayım. Su nasıl Mert? Ayaklarını koy, arasına biraz serinlet. Sen nasılsın Mutlu? Ben de iyiyim, ne yapayım? Hayatı nasıl geçiyor? Gayet iyi. Seni de merak edenler olmuştu. Nerede, ne yapıyor, keyfi nasıl diye. Valla evde uğraşıyorduk. Koronayla uğraşıyorduk. Evden zaten 2 aydır korona var. Aynen öyle. Allah'ım, bu kızın böyle dağınıklığına var ya, aşığım ya. En sevdiğim çocuk tipi. Ben süslü çocuklar böyle pek ilgimi çekmiyor benim. Ama süslü. Ya süslü olması şöyle, süslü evet süslü seviyor ama ben süslü giydirmiyorum. Ama sonra kendisi giydir. Bak şu tipi, Allah'ım. Oy Allah'ım, maşallah. Annem, annem, annem. 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 Ben şeydeyken, anaokulunda çalışırken bir öğrencim vardı.
kaç aylıkken geldi bana? 8 aylıkken gelmişti. Hala da görüşüyorum. Eskiden benim videolarımı izleyenler varsa bilirler Juliana. Bitiyordum o kıza. Allah'ım böyle bir bitmek yok. Ya kızın sümüğünü yiyordum. Ama çok seviyordum ya. O kızı çok seviyordum. Şu an 9 yaşında. Ben sana da sürüm. 9 yaşında bitiyordum o kıza. Aynı böyle Arya gibiydi sanırım. O kadar sevmişim ki Juliana'yı. Arya'yı da ona benzetiyorum. Dağınıklığı olsun, işte her şeyi böyle atılması olsun. Juliana çok zeki bir çocuktu. Her şeye atılıyordu, ediyordu. Yemesi süperdi, uyuması harikaydı. Mükemmel bir çocuktu. Yani çok tatlıydı. Arya'yı da ona benzetiyorum ara ara böyle hareketleriyle. Bu arada annesi de bazen ara ara izliyor. Annesi şeyle Portekiz. Nasıl izliyor onu? Portekiz. Evet. Babası Sivaslı, annesi Portekiz. İzliyordu bazen öğrenmek için. Bunlar izliyorsa da selam olsun. Arya bana bak. Gözünü kapat. Ağzını da kapat. Ağzını kapat. Böyle ağzını da kapat. Böyle yap. Hadi git. Çiii. Kara böceği. Kara böceği. Kara böceği. Oh my goodness. Biz içeri geldik şimdi, çocukları yıkadık. Salondalar. Ondan sonra bir de mis gibi bir yeşil mercimek yemeği yaptık. Klasik haftada bir yapılan yemeklerden bir tanesi. Bol proteinli yemek pişiyor. Ondan sonra da afiyetle yeriz artık. Arya'yı zor tutuyorum çünkü uyumak üzere neredeyse. Her saçıyla oynadığında kurutmak için uyuma pozisyonuna giriyor. Neyse ki onlar çıktı aradan, vallahi yıkadık ettik. Sanırım yanlış anlaşılıyorum. Yani bir şey dememe bile gerek kalmadan yanlış anlaşılıyorum. Niye bilmiyorum ama... Yani beni merak edenlere sözüm yok. Biliyorum merak ettiniz çünkü uzun zamandır yoktum. Halbuki spor videomda bahsettim, hani bu zamanı kendime ayıracağım, biraz kendimle ilgileneceğim, bir şey siz de diyorsunuz ara vereyiz ki biraz kendimle ilgilen diye. Bahsediyorum ama bir takım insan var, hani sözüm meclisten dışarı, hani beni sevenler samimiyetine inandıklarım değil. Negatif olan insanlar var. Ve onlar aslında yorumu istediği gibi çekiyor ve istediği gibi yorumluyor. Ve ondan sonra olaylar karışıyor. Neyse, dediğimi inşallah anlamışsınızdır ama benim kastım aslında hani siz trip yapıyorsunuz değil. Siz değil, beni merak edenler değil. Diyorum ki diğerleri, mesela bazı insanlar var. Ezgi işte neden yoksun, sen işte vlogcusun, sen her gün paylaşman gerekiyor. Hayır, ben her gün paylaşmam gerekmiyor. İstediğim tarihte, istediğim günde, istediğim saatte paylaşabilirim. Ha, bunu size bildirmem gerekmiyor mu? Evet, bildirmem gerekiyor ki ben de bildirdim spor videolarımda. Yani başka ne isteniyor bilmiyorum ama çok da lafı uzatmayacağım artık. Döndüm. Her gün yapabilir miyim bilmiyorum. Elimden geldiği kadar her gün paylaşmaya çalışacağım ama gerçekten zor. Çünkü spora verdim kendimi, çocuklarla ilgileniyorum. Evde yazdı, sıcaktı. Evin içerisindeyiz, yani yaptığımız çok da almışan değişik şeyler yok. O yüzden her gün çeker miyim bilmiyorum. İstediğim o yönde. Ha, ben şunu da söyleyeyim, haftada 3'e indireceğim demiştim. Sonra da hiç yayınlamadım. Evet, çok haklısınız. Çünkü olmadı. Yani bazen bir dediğim tutmayabilir. Çünkü gerçekten bazen tutmuyor. Yani evin içinde hareketlerimiz de bir dediğimizi tutmuyor. Olmuyor bazen gerçekten de. Neyse. Bu sayfayı kapatalım arkadaşlar. Yeni bir aşk sayfası açalım. Ben gideyim.
Ondan sonra zaten bir ton çamaşır kirlendi şu an bahçede. Onları da makineye atacağım. Oh. Taşıyabilsem bir de. Çamaşırları içeri getirdim. Bunu akşam çalıştırırım. En azından biraz az yakar. Kurutmayı da. Bak 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 yine kaldır beni diye bak. Kimi görse beni kaldır. Bak bak. Bak yine beni kaldır diyor. Yok yok. Yok. Oh. O senin güzel kokuyorsun. Bak yine saçımı çekiyorsun. Değil. Gözler gitti. Birinin gözler var ya fena. Bir bak tadına pişmiş mi eski çorba? Pişmiş de olabilir. Baktın mı? Ha, birinin gözleri fena. Mis gibi yıkandı, saçlar tarandı ama gözler kaymış. Dünden de yorgun. Şu an hayır. Na na na, Esa na na na. Na na na, Esa na na na. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Aman tanrım saça bak. Şu an iğrenç görünüyor. Şu an çok yorulduk arkadaşlar. Çocuklar uyudu. Ben mutluları bıraktım falan. Böyle 2 saat bir oturduk. Yerlik Sakila'yla. Mizgin'le bana gelmişlerdi. Oturuyorduk. Ben size Mizgin'in yeni göbüşünü göstereceğim. Sakila bir anda pörtledi. Evet. Hiçbir şey yoktu. Oldu. Bir anda çıkmaya başladı. Minnamız büyüyor. Tam 16 hafta oldun değil mi? Yeah. 16 haftaya geçtim şimdi. Yani 17 haftaya gidiyorum. Giriyorum. Hmm, değişimler bak. Oluyor artık. Min... Tamam onu göstereyim dedim. Hadi gidiyordu kız ben durdurdum. Mizginler çıktılar şimdi. Ben de bir posta çamaşır attım makineye. Beyazlar falan vardı. Rezene çay yaptım bir tane onu içeceğim. Bir de Elif'in güncesiyle yani o tabii ki onun dur. Olayı bir anlatayım da giremez. Elif'in güncesindeki Elif 2 sene önce sanırım doğum yaptıktan sonra Duru'ya böyle Instagram'da daha YouTube'a başlamadan önce bir kilo ver kanalı yani kanal değil de sayfası kurmuş Instagram'da. Ondan sonra tabii kilosunu verdikten sonra o kanal şey o Instagram sayfası kapatıyor, kullanmıyor. Ondan sonra tekrar işte biraz kilo aldıktan sonra bu maraton tekrar başlayıp o sayfayı tekrar etkinleştirdi. Ve bana dedi ki eski sen de madem kilo veriyorsun böyle bir şey yapabilirsin. Hani ayrıyeten başka bir sayfa oluşturabilirsin. Hem orada daha sık paylaşım yapabilirsin kilo hakkında. Çünkü gerçekten de özel sayfamda hani sadece insanlar kilo için takip etmiyor. Çocukların fotoğrafını görmek için işte ya da günlük ne yapıyorsak paylaşıyorsam onu görmek için. Ve çok da insanları sıkmak istemiyordum kilo ver kilo ver kilo ver hakkında. O yüzden dedim ki neden olmasın ben de açtım. Şimdi bir tane var. Hemen linkleri buraya koyuyorum. Hem kendi özel Instagram hesabımı hem de kilo ver Instagram hesabımı koyabilirim. Biliyorum bazılarınızın eşleri Instagram kullanmasına izin vermiyor. Siz de resim koymadan sadece sahte bir isimle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapan zaten çok insan var. Hani illa açın demiyorum ama orada da birbirimize yardımcı oluyoruz. Ve şöyle bir olay var ki gerçekten bu doğru. Instagram daha çok böyle yakın gibi geliyor. YouTube'a çünkü biz video atıyoruz ama daha çok yaygın. Herkes izleyebiliyor. Kimin izlediğini veya kimin yorum yazdığını veya hani sadece o isimle gidebiliyoruz ama Instagram daha böyle bir yakınlaşma oluyor. Neyse onu da bir söyleyeyim dedim. Hem özel hesabımı hem Elif'in hesabını hem de benim kilo ver hesabımı paylaşıyorum. Eğer oraya da gelirseniz çok güzel olur. Bu arada çocuklarımın alışverişi bugün gelecekti. Gelmedi. İptal oldu. Birkaç gün sonraya gelecekmiş. Bu da çok üzücü çünkü gerçekten onları bekliyordum. Ondan sonra başka bir şey daha diyecektim ya da demeyecek miydim bilmiyorum ama benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz de demek ki gerçekten beni sevenlersiniz ve sadece size şunu söylemek istiyorum. Canı gönülden beni özleyen ve hani Ezgi neredesin seni özledik gerçekten yazanların samimiyetini
gerçekten inanıyorum. Sadece birkaç böyle fitne fesatlık koyanlar var. Ben onlardan kastediyorum. Yoksa benim sürekli yazan izleyicilerimden gerçekten bir şikayetim yok. Ben şikayet de etmedim zaten. Sadece sabahki durumu da gördünüz. Biz her gün öyleyiz. İşte bir yoğunluk içerisindeyiz ve paylaşmama rağmen bazı insanlar işte Ezgi paylaşmadın deyince ben böyle ama paylaştım. Yani madem izliyorsunuz her videoyu o zaman izlemiş olmanız gerekiyordu. Ve gerçekten de spor videosunda diyorum. Hani izin verin bu süreçte kendimle ilgileneceğim diye. Neyse olup bitti. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Yarın daha güzel günlere görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.